Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün Başkent Kulisi'nin 19. sezonunu 699. programda açıyoruz. Sizlerin teveccühü sayesinde Başkent Kulisi bu şekilde uzun soluklu bir program haline geldi. Elbette Kanal 7 yöneticilerine, değerli yöneticilerine bu anlamda da müteşekkiriz. Bu programla birlikte önümüzdeki sezon boyunca yine pazar günleri saat 11.40'da huzurlarınızda olacağız. Sezonun ilk programında önemli bir konuğum var. Bu süreç içerisinde zaman zaman kendisini ağırladığımız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Bey. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii izleyicilerimize iyi hafta sonları dileyerek. Uzun soluklu bir program. Gerçekten dile kolay. 699. dediniz. Evet. Gelecek hafta 700'ü vuracaksınız olacak herhalde. İnşallah. Kolay değil. Size ve kanal yöneticilerine, ekip, emeği geçen bütün ekiplere, arkadaşlarınıza tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstikrarı gösteriyor herhalde bu medyadaki sağ olunuz, istikrar. Ama az önce Cerelik'te gördüm, saçlar siyahmış. Siyah, doğru. Altıda siz de bu arada yıllar yaşlandık geçiyor tabii. Yaşlandık biz de, evet. Evet, bu programla alakalı da özellikle teşekkür ediyorum. Sezonun açılış programını sizin de yapmayı arzu ettik. Onun için teşrifinizden dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ümumiyetle böyle programlara daha çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Enformasyon çağı aynı zamanda dezenformasyon çağı maalesef. Nitelik her alanda çok çok kıymetli, önemli. Biz de kamuyu sağlıklı bilgilendirdiğiniz için, böyle nitelikli bir program yaptığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz efendim. Şimdi dün önemli bir toplantı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı İstanbul'da Yatırım Danışma Konseyi. Yani dünyanın önemli yatırımcılarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir konuşması oldu. Sonra sizin de çok uzun süren görüşmelerinizin olduğunu biliyorum. İzleniminiz nedir? Yabancıların Türkiye'ye alakası ne durumda? Gerçekten Türkiye'ye yatırım yapma arzusu, iştahına dair gözleminiz nedir acaba? Mehmet Bey, ilk yola çıktığımızda, yeni programımızı ilk açıkladığımızda, OVP'yi geçen yıl Eylül ayında biliyorsunuz açıklandı. O tarihlerde birçok hani tartışma vardı, soru işaretleri vardı. Acaba yeni politika çerçevesi devam edecek mi, ne olacak gibi birçok belirsizlik oluşturuluyordu. Yerel seçimler yine çok tartışma konusu edildi bu çerçevede. Ama bugün geldiğimiz noktada özellikle 15 aylık bir performans var ortada. Bir istikrarlı, kararlı bir politika uygulaması var. Yeni güncellenmiş OVP ile de bunu teyit etmiş, pekiştirmiş olduk aslında. Dolayısıyla şu anda bir tereddüt yok açıkçası programla ilgili. Dış dünyayı kastediyorum. Programa dün de ifade edildi. Çok çeşitli konuşmacılar kapalı oturumda da söylediler. Açık oturumda da sonuç bildirgesini okuyan temsilci ifade etti. Ciddi bir güven var programa dış dünyada. Ve programın sonuçlarına ilişkin çok ciddi bir takdir var. Dolayısıyla gerek portföy gerek doğrudan yatırımlarda daha farklı bir döneme Türkiye girmiş oldu. Bunun giderek sonuçlarını daha fazla göreceğiz önümüzdeki dönem. Yani dünkü toplantı da 8 yıl aradan sonra bir ilk oldu doğrusu. Öyle mi? Başbakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız bu toplantıları çeşitli defalar yapmıştı. Ama bu belli bir zamandır yapılmıyordu. YOİK dediğimiz yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu var. İçeride bir mekanizmamız var. Kamu, özel birlikte bir araya geliyoruz. O da benim başkanlığımda. Orada da çok güzel eylem planları yaptık. Çeşitli adımlar atıyoruz. Daha sık toplamaya başladık. Onun uluslararası boyutunu da bu yatırım danışma konseyi oluşturuyor. Uluslararası CEO'ların katıldığı ve doğrudan piyasanın içinden insanların görüşlerini, önerilerini ortaya koyduğu bir platform. Çok faydalı oldu gerçekten. Büyük bir kısmına da Cumhurbaşkanımız bizzat hem açılışına hem toplantının önemli bir kısmına iştirak etti. Daha sonrasını biz devam ettirdik ve sonuç bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.
Gelecek yılda bunu daha vakitli bir şekilde başlayarak gerçekleştireceğiz. Bunlar önemli. Bugün bir iki tanesiyle ayaküstü konuşurken de hani bazı sorunlardan, sıkıntılardan bahsettiğimizde şunun altını çiziyorlar. Dünyada öyle yapılabilir, yatırım yapılabilir çok ülke kalmadı. Gerek siyasi nedenlerden, jeopolitik nedenlerden, gerek ekonomik sebeplerle, işte bu dünyadaki rekabetten, şuradan buradan yatırım yapılabilir ülke sayısı artık çok fazla değil. Türkiye istikrarlı bir ülke. Politika çerçevesi belirginleştirilmiş, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke. Huzurlu bir ülke her şeyden önemlisi. Dolayısıyla Türkiye bu dönem ciddi anlamda yatırımcıların tartıştığı, konuştuğu bir ülke haline gelmiş durumda. Bu ilgiyi sahada daha fazla tabii önemli olan sonuca dönüştürmemiz. Özellikle de FDI dediğimiz doğrudan uluslararası sermaye yatırımlarını arttırmamız. Kalıcı istihdam üreten fabrikalar tabii ki veya işte hizmet sektöründeki tesisler hangi alanda olursa olsun istihdam üretecek, yeni organizasyon yapıları taşıyacak, yeni teknolojiler getirecek yatırımları arttırmamız. Bu noktada da çok önemli bir adım. Bu arzuyu gördünüz mü dün? Kesinlikle. Hem 3 trilyondan fazla fona sermaye sahip şirketler deniyor. Doğru. Çok büyük ölçekli şirketler tabii. Mesela Aqua diye bir şey var. Bu Suudilerin sahip olduğu büyük oranda bir şirket. Enerji sektöründe, diğer sektörlerde 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiler. Tek başına bir şirket Türkiye'ye dönük. Yani bir şey olarak söylüyorum hani gelip bir doğrudan örnek olarak yatırım yapmak istediklerini. Yani böyle buna benzer çok sayıda gerçekten orada olmayanlar da var tabii. Bir kısmı hani başka ortamlarda Amerika'da örneğin bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Evet. Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz. Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var. Yatırımcılardan çok ciddi bir bakış var. Yeniden Türkiye çok ciddi tartışılan bir ülke. Hani ne yapabiliriz diye. O anlamda. O anlamda bir ilgi odağı. Dolayısıyla bunun sonuçlarını göreceğiz. Bir tane göstergesi de bu YASED'in yaptığı bir anket var. Yatırımcılarla ilgili biliyorsunuz bir derneğimiz. Yatırımcıların, uluslararası yatırımcıların üye olduğu. Anketlerinde şunu görüyorlar. Geleceğe dönük yatırım yapar mısınız, niyetiniz var mı sorusuna neredeyse iki katına çıkan bir oranda düşünüyoruz diyenler var. Yani artıyor orada. Artıyor. Daha önceki oranlara göre oranlara göre artıyor. Dolayısıyla bir ama bu doğrudan yatırımlar biraz zaman alan işler. Portföy gibi değil. Hani finansal yatırımlar karar verdiniz mi hızla gerçekleşebiliyor ama doğrudan yatırımlarda proje yapacaksınız, işte arazi bakacaksınız, ÇED raporu hazırlayacak. Yani birçok ön hazırlıkları var bu işlerin. Dolayısıyla biraz zaman alıyor bu işler ama asıl değerli olan da bu tabii. Kalıcı, uzun vadeli, cari işlemler açığını da çok daha sağlıklı finanse eden, ülkenin potansiyelini harekete ani geçiren, şoklara tabii, şey yapmayan, maruz kalmayan. Maruz bırakmayan. Dolayısıyla Türkiye buraya doğru gidiyor. Yani bu sene son 3 ayda da bir ivmelenme görüyoruz rakamlarda, doğrudan yatırımlarda. Öyle mi? Son 7 ayda 6 milyar doları aştı. Yıl sonu 10 milyar doların yine üstünde olacağız. Doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımlarda. Daha önce kaça düşmüştü bu? Yani işte daha konut ağırlıklı bir hale gelmişti. Şimdi onun payı daha bir düşüyor. Düşüyor. Ama asıl amacımız bizim %1 pay alıyoruz şimdi dünyadan. Bunu %1,5'a çıkarmak. 3-4 sene içinde o rakamlara gelmek. Yeni bir strateji hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz. Bu strateji. Binde beşmiş daha önce değil evet, mi? Evet. Binde beşten şimdi yüzde bire yani binde ona çıkmış durumda ama bunu 1,5'a çıkarmak istiyoruz. %1,5'a. Hedefimiz bu. Ve daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu da çok önemli. Sadece miktar değil. İçerik. Doğrudan yatırım. Hepsi doğrudan yatırım ama hangi teknolojik alanlara, ihtiyaç duyduğumuz alanlara odaklamak istiyoruz. Türkiye'nin geldiği aşamada kritik teknolojilerde, yüksek teknolojilerde işte burada da HIT 30 dediğimiz bir program ilan ettik biliyorsunuz. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Sayın Bakanımız Fatih Kacır ekibiyle çok uğraştı ve çok nitelikli bir iş yaptılar gerçekten. Bütün diğer kurumlarımızın da tabii katkısıyla. HIT 30'da net bir şekilde önceliklerimizi belirledik. Dolayısıyla o alanlarda
hem yurt içindeki yatırımları arttırmak hem de doğrudan yatırımlarla o kritik teknolojilerde Türkiye'ye farklı bir düzey kazandırmak istiyoruz. İşte otonom araçlardan çip üretimine birçok alanda bunu başarmak istiyoruz. Dolayısıyla hedefe odaklı, nitelikli bir stratejiyi de ilan etmiş durumdayız. Bu toplantılarda tabii bir vesile oluyor. Yatırım dünyası dediğiniz de bir network aslında. Dolayısıyla burada yaptığınız her şey yayılıyor bir şekilde. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde programımızı istikrarlı bir şekilde uyguladığımız bir süreçte daha fazla doğrudan yatırımı cezbedeceğiz. Bu da bizim potansiyelimizi daha yukarılara taşıyacak. İçeride ama böyle hani yabancı niye gelsin ki diye bir hava var muhalefet çevrelerinin özellikle takdim ettiği. Bu yani bu çok yanlış bir yaklaşım olur. Dünyada artık herkes nitelikli sermayeyi cezbetmeye çalışıyor. Burada bir yarış var dünyada. Evet. Yani, bir de dediniz Türkiye'yi pek çok ülke arasında özel olarak yatırım yapılabilir ülkeler arasında görüyorlar, tartışıyorlar. Doğru. Ya içerideki belli çevrelerin ben siyasi görüyorum o şeylerini, tartışmalarını doğrusu. Maalesef teknik bir dille söylüyor gibi görünmekle birlikte herkesi kastetmiyorum tabii ki ama bir karamsarlık yayma çabası var içeride. Programa gölge düşürme, işte hükümeti her fırsatta gölgeleme, politikalarını gölgeleme, bu çaba içinde her konuya böyle bakıyorlar. Bir çevre böyle. Ama daha objektif bakanlar, şimdi yabancıların bizim iç siyasetle bir derdi yok. Ya bir parti tercihleri yok, bir siyasi duruşları yok. Özellikle bu yatırımcıları kastediyorum. Ülkenin durumuna ve gidişatına bakarlar. Evet. Bunlar rakamlara bakarlar, ülkenin gerçek durumuna bakarlar. Yani daha gerçekçi bir şekilde. Neyse durum, onu gören insanlar bunlar. Bu anlamda zaten çok kıymetli oradaki görüşler. Yani siyasi bir şeyle bakmıyorlar. Yatırımcı gözüyle diyelim. Yatırımcı için yani umut vadeden geleceği açık, ufku açık bir ülke görünümü kesinlikle, var onların nezdinde. Kesinlikle öyle görüyorlar. Hem istikrarını, hem huzurunu, hem coğrafyasını, girişimci, iş gücünü, genç dinamik nüfusunu birçok yönünü takdir ediyorlar Türkiye'nin. Ve özellikle bugünkü dünyada bakın bir 10 yıl öncesinin dünyası değil yani. Bir sürü coğrafyada farklı sorunların yaşandığı bir ortamda istikrarını, huzurunu koruyan, altyapısını belli bir yere getirmiş son 20 yılda onu da çok vurguladılar. İşte ulaştırmaya çok büyük yatırım yapmış, sağlığa, eğitim altyapısına bir ülkeyle karşı karşıyayız. Yatırım ortamı dediğimiz bütün bunlardan etkileniyor. Biz bu yolları, köprüleri yapmasak yatırım ortamı da olmaz. Bu eğitim kurumlarını geliştirmesek, sağlık altyapısını, kentleşmeyi oluşturmasak yatırım ortamı da bugünkü gibi olmaz. Dolayısıyla bunu zaten şeyde de görüyoruz. Mehmet Bey, kredi derecelendirme kuruluşları her üç kurumun not artırımı yaptığı tek ülke Türkiye şu anda. Dünyada bu sene üç kredi derecelendirme kurumunun da olumlu yönde not artırımı yaptığı tek ülke Türkiye bu sene. Dolayısıyla yatırım imajımız, yatırım algımız giderek daha iyiye doğru gidiyor. Bunun da sonuçlarını özellikle doğrudan yatırımda önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz. İşaret fişeği bu çeri oldu biliyorsunuz şeyde otomatik çeri değil affedersiniz BYD oldu. Yanlış söyledim. Tabii çerinin onun de, bir üst markası diye biliniyor. Evet, şeyleri var. Dolayısıyla yeni yeni yatırımcılarla inşallah Türkiye tanışacak. Sadece Çin'den 1 milyar değil, dolarlık Batı'dan, bir yatırım Körfez'den Latin Amerika'ya varıncaya kadar. Dün Brezilya'dan bir yatırımcı vardı, şimdi tam ismini hatırlayamadım. İşte bu yeni yatırımlar düşündüğünü, Türkiye'yi bir yatırım yapmış, onun ne kadar değerli olduğunu anlattı ve yeni yatırımlar düşündüğünü ifade etti. Dolayısıyla Latin Amerika'dan Körfez'e, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Amerika'ya çeşitlilik de var yani. Çeşitlilik var ve bu çeşitlilikle birlikte Türkiye gerçekten bir ilgi odağı halinde. Bunu işte bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Anladım. Yani bir dün Sayın Cumhurbaşkanı da bu erken seçim tartışmalarını muhalefetin yürüttüğü değindi ve 2028'e kadar seçim olmayacağını, bu 3,5 senelik dönemin bir kıymetli bir dönem olduğuna atıfla. Bu da mesela yani seçimsiz
bir Türkiye algılandığı için de bu ilginin bir parçasına dönüşmüş diyebilir miyiz? Yani yani ikisini birden sorayım size. Hani hem erken seçim çağrılarına ne diyorsunuz? Hem de iş dünyasının, yabancı sermayenin bu konudaki yaklaşımına dair sizin ya da onların size ilettikleri şey oldu mu? Nedir acaba? Şimdi öncelikle ekonominin düşmanı belirsizlik. Belirsizlik ne kadar artarsa yatırımlar o kadar zayıflar, ekonomik aktivite zayıflar. İnsanlar bekle gör moduna girerler. Dolayısıyla bu erken seçim tartışmalarını gündem yapmaya çalışanlar Türkiye'de belirsizliği arttırmaya çalışıyorlar bir anlamda. Ve bu da ekonomik ortama doğrusu fayda getirmiyor. Onun özellikle altını çizmek isterim. Nereden geliyor bu tartışmalar? Daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışmaları diye düşünüyorum ben doğrusu. Biraz iç siyasi parti içi mücadele. Sayın Özgür Özel ilk yerel seçimlerden sonra genel başkan olarak böyle bir şey düşünmediklerini vesaire çok açık bir şekilde deklare etti ama herhalde parti içi muhalefetin bir zorlaması, baskısıyla zaman zaman böyle ifadelerde bulunuyor. Ama şunu ifade etmek isterim. Vatandaşımızın erken seçime değil sorunlarına odaklanan ve kalıcı çözümler getiren hükümetlere ihtiyacı var. Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla hem genel seçimlerini hem yerel seçimlerini yaptı Mehmet Bey. Daha yeni yaptık yani. Geçen yıl genel seçim, bu yıl yerel seçim. Evet. Ve halkımız özgür iradesiyle gitti. Sandığa iradesini yansıttı. Başımızın üstünde ne sonuç çıktıysa genelde de yerelde de tercihlerini ortaya koydu. Ve bütün dünyanın gözü önünde bu gerçekleşti. Türkiye uzun yıllardır sandık deneyimi olan bir ülke. Biz yeni bir bu anlamda yeni bir tecrübeye sahip değiliz. Büyük bir tecrübemiz var. Dolayısıyla bunları olgunlukla gerçekleştirdi Türkiye. Şimdi seçimsiz bir dönemdeyiz. Bu dönem hep söylüyoruz altın kıymetinde. Niye böyle? Seçimler olduğu zaman belli meselelerle ilgilenemiyor hükümet. Doğru kararlar alınamıyor belki. Yani, alınması gereken kararlar diyelim. Daha kalıcı, daha orta vadeli çözümlere odaklanamıyor hükümetler. İster istemez daha kısa vadeli meseleler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ülkelerin bu dönemleri bir fırsat penceresi gibi görmesi lazım. Bunlar halkın sorunlarını çözmek, kalıcı çözmek için bir fırsat penceresi. Bunları kullanmazsanız, bunları boş tartışmalarla, polemiklerle, gereksiz siyasi çatışmalarla harcarsanız halkın taleplerine cevap vermemiş olursunuz. Bizim hiç o polemiklere girmeye niyetimiz yok. Biz halkın gerçek gündemiyle uğraşmak durumundayız. Nedir bu? İşte hayat pahalılığıdır. Diğer bir takım meseleler, eğitimimizi nasıl daha nitelikli hale getiririz, tarımımızı nasıl daha fazla geliştiririz, lojistik imkanlarımızı nasıl arttırırız, nasıl daha verimli, daha üretken bir yapı oluştururuz, milli gelirimizi, refahımızı nasıl arttırırız, bunlara odaklanmış durumdayız. O tartışmaları kendi içinde muhalefet yapabilir, bir şey diyemiyorum. Ama Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Biz AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye siyasi istikrarla tanıştı. Bakın bu kritik bir kelime siyasi. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar da olmuyor. Yılda bir seçimler, yılda bir yeni 90'lar, hükümetler, 90'larda Türkiye yaşadı bunları. Ve bunun bedelini çok ağır ödedik ekonomik olarak. Dolayısıyla bugün bizim ihtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara yani bu çözüm yabancının ver. İlgisinde bu da bir faktör mü? Olmaz olur mu? 2028'e yani, kadar kesinlikle, seçim olmayacak kesinlikle, duygusu, kesinlikle. Beklentisi. Yani yabancı dediğiniz şey büyük yatırımcı daha doğrusu. Yerli veya yabancı hiç fark etmez. Öngörülebilir ne ister? Önünü görmek ister. Bir 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Çünkü bunlar uzun vadeli yatırımlar. Ve siyasi istikrar burada en kilit kavram elbette. Peki efendim. Şimdi orta vadeli programı güncellediniz. Piyasa satın aldı mı bu orta vadeli programı? Yani bir pozitif bir beklenti oluştu mu? Oluştuğunu düşünüyorum ben. Yani piyasa analistlerine, özellikle rakamlara bakanlara sorduğunuzda beklentilerin oldukça iyileştiğini görüyoruz. Ama henüz tabii ki tam
sonuçlarını almış değiliz. Adı üzerinde orta vadeli ben program. Ben 2023'ü de kastederek. Onu da kastederek. Yani bu o günden bugüne 3 döneme ayırdık biz. Hmm. Evet be. Bir geçiş süreci olacak dedik. Bir dezenflasyon dönemi, bir de kalıcı fiyat istikrarı dönemi. Başından itibaren hep bunu söyledik biz halkımıza, milletimize. Dolayısıyla aynı doğrultuda istikamette gidiyoruz. Geçiş sürecini bu yılın Haziran ayı itibariyle bitirmiş olduk. Nedir geçiş sürecinde yaptığımız? Bütçe açığını toparlama, cari açığı düşürme. Düştü epeyce değil mi? Merkez Bankamızın rezervlerini tahkim etme. 90 milyar dolar rezervimiz arttı. Diğer taraftan KKM gibi mekanizmaları belli sistemin bir zaman içinde tasfiye etme. Buna benzer, yani riskli gördüğümüz bütün alanlarda riskleri azaltıcı bir süreç yaşadık. Rakamlarla söyleyecek olursak, geçen yıl 6.4 demiştik bütçe açığına. Yılı 5.2 ile kapattık. Bu yıl yine 6.4 öngörmüştük. 4.9 tahminimiz. Depremin yaklaşık bugünkü fiyatlara geçen yılki maliyetleri çekersek 2.5 trilyon lira depreme ödenek ayırdığımız halde bütçe açığını %5'in altına çekebildik ve bu mali disiplini güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Gelecek sene de %3'leri hedefliyoruz. Çünkü deprem harcamaları yarı yarıya düşecek. Gelecek sene düşecek. Dolayısıyla tek seferlik harcamalar, o da iyi bir şey. Bütçe açığı büyük oranda toparlandı. Cari açık geçen yıl bu zamanlar işte çok ortalarında yüksek. Daha doğrusu %6'lar civarındaydı. İşte 60 milyar dolara yakın bir cari açığımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada ihracat artıyor, ithalat azalıyor, turizm gelirleri iyi gidiyor ve cari açığımız %2'ler civarında, yıl sonunda %1.7'ye düşecek. Bu hakikaten çok çok önemli bir performans. %3 tahmin etmiştik. 19 biz. Milyar galiba değil mi? Son. 19, yani 20 milyar evet. doların da altına düşen bir cari açığımız var. Dolayısıyla cari açıkta da bu niye önemli? Döviz ihtiyacı azaldı tabii. ülkenin. Borçlanma ihtiyacı azaldı. Döviz üzerindeki baskı azaldı. Baskı azaldı. Bir taraftan finansal politikalarla özellikle döviz piyasalarında erişimi kolaylaştırıp maliyetleri düşürürken bir taraftan da ihtiyacı azaltmış olduk. Dolayısıyla bu çok önemli bir başarı gerçekten istikrar adına, makro istikrar adına. Diğer yandan rezervler. Geçen sene Merkez Bankamızın rezervleri 98,5 milyar dolara kadar düşmüştü net rezervler. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 156 küsur milyar dolar. Evet. Net rezervler dedi ki artış 90 milyar dolar daha yüksek. 90 milyar doların üzerinde. Eksiden artıya geçti. Eksi işte 60'lardan diyelim artı 30'lara oldu galiba. Gelen bir şey. Yani küsuratsız akılda kalsın tabii, diye söylüyorum. Dolayısıyla orada da yani CDS dediğimiz ülke risk primleri işte boşuna düşmüyor. Yani kara kaşımız kara gözümüz için değil. Bütün risk göstergelerini düşürdü bu geçiş döneminde Türkiye. Bünyesini şey yaptı, sağlamlaştırdı. Enflasyonla ve diğer sorunlarla çok daha güçlü temeller üzerinde mücadele edecek bir zemin oluşturuldu. Bu geçiş sürecinin hani anlamı nedir derseniz kısaca böyle tarif edebilirim. Bütün yani risklerimiz ekonominin düştü. Üzerindeki kara bulutlar dağıtıldı riskler düşürüldü, şoklara karşı direnç arttırıldı. Dolayısıyla Türkiye şu anda çok daha sağlam bir bünyeyle yoluna devam ediyor. Bu geçiş sürecinin esas şeyi bu. Anladın o mı? Haziran'da bitti. Bitti. Şimdi Haziran'la hangi dönemde? Dezenflasyon dönemi. Bu ona riskleri ben azaltırken geçici olarak enflasyon bir miktar yükseldi. Biz de onu başından itibaren de söyledik hatırlarsanız. Sizin programlarda, başka programlarda bir miktar yükselecek ama sonra düşecek dedik. Özellikle yılın ikinci yarısında belirgin düşüş göreceksiniz dedik defalarca. Doğru. Bunlar riskli konuşmalardır. Yani kolay değil böyle yapmak ama çok şükür mahcup olmadık. %75,5'lara kadar çıkmıştı Mayıs'ta. Haziran'dan itibaren bir düşüş sürecine şimdi girdi. Enflasyon 52 bandında. Son 3 ayda 23,5 puan bir düşüş oldu ve 52 bandına 52'ye gelmiş oldu. Gelecek ay yakın bir tarihte açıklanacak. Ne bekliyorsunuz? 50'nin altını bekliyoruz tabii ki. 50'nin altında artık 40'lı bir rakam bekliyoruz. Yıl sonunda da 41,5 gibi bir tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar artık 20 ile 30 arası yıl sonunda da 17, 20'nin altında
Gelecek yıl bir beklentimiz var. 2025 dolayısıyla sonu. Gelecek sene artık enflasyondan bugünkü kadar bahsetmeyeceğiz. Gelecek yılın ortalarından sonra artık enflasyon tabii ki yine kararlı bir şekilde tek haneye düşürünceye kadar mücadelemiz sürecek. Ama eskisi kadar artık bir gündem oluşturmayacak enflasyon. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. 2026'da ise hedefimiz tek haneli rakamlarla ülkemizi tekrar buluşturmak. Geçmişte bunu başardı AK Parti. Hem ekonomiyi büyüttü hem istikrarı sağladı. 2013 yılını hatırlıyorum ben. İşte tek haneli enflasyon, tek haneli faiz oranlarının olduğu günleri yaşadı bu ülke. 4,5 falan da şeyler. Faiz 4,5, enflasyon 6 civarındaydı. Dolayısıyla yeniden ülkemizi bu rakamlarla buluşturacağız. Kararlı bir şekilde politikalarımızı uygulayacağız. Kim gölgelemeye çalışırsa çalışsın, dezenformasyonlarla, hiç temelsiz bir takım spekülatif hava oluşturma çabalarıyla ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye yoluna devam edecek. Gücümüz de şurada, onu da ifade edeyim. Programın arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü siyasi desteği. O olmadan zaten hiçbir plan, programın bir anlam ifade etmeyeceğini söylememiz lazım. Entelektüel çalışmalar olur. Oraya dokunuşlar oluyor bazen böyle. İşte, ama Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Yani Sayın Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Ben istifa etmiyorum diye. Evet, maalesef işte onları biraz kastediyorum. Birçok dezenformasyon çabaları görüyoruz. Programı gözden düşürme, gölgeleme, teknik eleştirilere sonuna kadar açığız. Mükemmellik Cenab-ı Allah'a mahsus. Bizim hiç öyle bir iddiamız yok. Kul yapısı sonuçta bütün bu programlar, çalışmalar. Elbette eksikler olabilir, yanlışlar olabilir. Teknik eleştirilere, önerilere her zaman açığız. Orada aman yanlış anlaşılmasın. Ama teknik eleştiriyi kastetmiyorum. Ne yaparsanız yapın karalamaya çalışan, ne gelişme olursa olsun gölgelemeye çalışan, halkta bir karamsarlık oluşturmaya çalışan, spekülatif hadiselerle ülkeye zarar vermeye çalışan bir sistematik çabayı da görüyoruz. Bunu da not etmemiz lazım. Halkımıza da bunu ifade etmemiz lazım. Biz bunlara prim vermeyeceğiz. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sonuçlar çıktıkça bunları yapmaya çalışanların da kendiliğinden etkilerinin ortadan kalkacağına inanıyorum. Bu enflasyon konusunda efendim hane halkı, yani yapılan anketlerde işte reel sektör ölçülüyor falan, hane halkı sanki böyle düşeceğine inanmıyor gibi bir şey var. hava var, yüksek çıkıyor çünkü orada beklentiler enflasyonla ilgili. Yani halkımız inanmıyor mu enflasyonun düşeceğine? Şöyle Mehmet Bey, yani bu bize özgü bir şey değil bir defa. Dünyanın her yerinde istatistiklerle, gelişmelerle kamuoyu algısı arasında bir fark oluşur. Hani enflasyon konusunda özellikle tüm dünyada algılanan enflasyonla hissedilen dedikleri enflasyonla gerçek enflasyonu karşılaştırdıklarında algılar daha yüksek olur. Bu bize özgü bir şey değil. Birincisi onu bilmemiz lazım. Ama orada Avrupa'da da her yerde. Neden? Çünkü insanlar günlük hayatlarında selektif bakarlar. Tabii. Yani kendileri için önemli gördükleri bir tane gıda enflasyonu çok şeydir mesela, hissedilir. Daha farklı hissederler. Dolayısıyla ama istatistik kurumları tabii yüzlerce malın 800 tane ürünün ortalamasına bakıyorlar. Bir kısmı düşüyor, bir kısmı artıyor, bir kısmı yerinde. Bir ortalama sonuçta bu rakam. Dolayısıyla bu ortalamayla gündelik hayattaki algıların değişmesi normal bir durum. Ama o bir realite değil mi efendim? Realite, yani tabii. İnsanların enflasyonu yüksek hissetmesi yanlış bir algı değil. Kendi hayatlarındaki elbette yani. Ama bir şunu söylemeye çalışıyorum. Yani algılarla istatistik kurumunun ortalamalarının örtüşmesini beklemek çok doğru olmaz. Ama tabii ki olabildiğince yakınlaşmasını sağlamak gerekir. Bir de şu var, vatandaş yaşadığına bakar, geçmiş tecrübeye bakarak algıyı oluşturur. Haklı olarak yani. Evet. Geçmiş tecrübeden hareket eder. Analistler ise daha fazla hani rakamlara bakanlar ise gidişatı, geleceği görerek algı oluştururlar. Dolayısıyla şu anda analistlerin algısı çok daha düşük. Önden gidiyor. Çünkü görüyorlar bir takım rakamları, gidişatları, enflasyonun düşeceğini rakamsal bazda gördükleri için algıları da ona göre oluşuyor. Vatandaşımız ise bunu işte vatandaş algısı nasıl iyileşecek?
fiilen düşüşleri gördükçe. Son 3 aydaki bu düşüş örneğin mesela ilk defa geçen ay gıda fiyatları düştü. Yani oranını kastetmiyorum, yani enflasyona katkısı negatif oldu. Öyle mi? Geçen ay böyle şey. İyi bir şey tabii. Hizmet sektörü çok direniyor. Esas mesela. Katılık orada. Şimdi mal piyasalarında büyük oranda kırıldı bu şey. Yani enflasyonist eğilim kırıldı diyebiliriz. İşte otomotivden tutun başka alanlara varıncaya kadar oralarda mal piyasaları daha hızlı adapte oluyor bu süreçlere. Bu da yine bize özgü değil, onu da söyleyelim. Yani dünyada da hizmet sektörlerindeki katılık daha fazladır. Hizmet dediğim işte restoranlardan otellere, işte bir takım başka hizmetlere varıncaya kadar. Dolayısıyla buralarda biraz geçmişten gelen etki daha yüksek oluyor. Zaman içinde orada da kırılma olacak, yani orada hiçbir endişeniz olmasın. Bu biraz zaman meselesi. Gelecek yıl bu dönemlere geldiğimizde dediğim bu gibi da düştü, hissedilecek bunu da daha bir hissedeceğiz. Mal piyasalarında hissetmeye başladık. Orada süreç başladı. İşte gıdadan konutta böyle bir ılımlı bir seyir var. Dolayısıyla birçok böyle mallarda baktığınızda, dayanıklı tüketim mallarında, başka alanlarda bunu görüyorsunuz. Ama hizmetlerdeki biraz daha gecikmeli hissedilecek. Ama onu da hissedeceğiz. Yani tek haneye süreç. 2026'da diyelim tek haneye düştü TÜİK enflasyonu. Vatandaş da tek haneli hissedecek mi? Ya onu tabii bilemeyiz o günkü şartları ama bugünkü gibi hissetmeyeceği açık. Ama o peyderpeysi diyorsunuz. Peyderpey yaklaşacak. Şöyle yani bir algı her zaman farklılaşabilir değişik kesimler arasında. Ama mutlaka bugünkü düzeylerde olmayacağı kesin, çok daha düşük düzeylere inmiş olacak. Onu tabii tahmin etmek şimdiden kolay değil. Yani bu 2021 öncesi Türkiye'ye dönüş o anlamda. Öyle. Yani, doğru biz bunu yaşadık yani uzun yıllar. AK Parti dönemlerinde Türkiye tarihine baktığınız zaman bizden önceki dönemde uzun yıllar yüksek enflasyonla yaşadığı ülke. Gerçekten bunun da ağır bedellerini ödedik. Gelir dağılımından tutun, öngörülemez bir yapıda yatırım ortamının zarar görmesine varıncaya kadar. Şimdi yeniden AK Parti döneminde ise büyük bir kısmı tek haneli rakamlarla geçti. Evet. Vatandaşımızın onu vaat ediyorsunuz siz yine. Tabii yine bizim esas politikamız o. Yeniden tek haneli rakamlara düşüş ve bu istikrarlı ortamda hem gelir dağılımını düzeltme hem de yatırım ortamını iyileştirme. Şimdi enflasyonun düşmesi zaten başlı başına gelir dağılımı için olumlu bir durum. Çünkü enflasyon şeyi bozar. Gelir dağılımını bozar. Dar ve sabit gelirlinin aleyhine işler. Bütün dünyada evrensel bir şey bu. Dolayısıyla bunu azalttığınız zaman, istikrarı sağladığımız zaman zaten kendiliğinden gelir dağılımına da büyük katkı olacak bu. Yatırım ortamını da iyileştirecek. Çünkü enflasyonun yüksek olduğu, belirsizliğin yüksek olduğu bir ortamda üretici de tüketici de fiyat algısını bile yitiriyor. Yani hangi fiyatı koyuyor? Oldu bir ara. Hangisi normal diyor? Yani bunu bile yani bir sis perdesi gibi düşün. Dolayısıyla bu sis dağıldıkça, belirsizlikler kalktıkça çok daha istikrarlı bir ortamda büyümeye ve kalıcı sosyal refahı arttırmaya Türkiye devam edecek. Peki efendim. Şimdi tabii bir taraftan bu parasal sıkılaştırma dönemi, yüksek faiz dönemi. Evet. Ve reel sektörden şikayetler artmaya başladı. Sanayicinin, ihracatçının bir kur beklentisi var. Kur artsın diyorlar. Yani TİM Başkanı çok konuşuyordu. İşte dolar hatta 37 yap kardeşim gibi bazı cümleleri olmuştu ben gördüm. Kayseri'de yaptığı bir açıklamada. Şimdi iki yönlü olarak hem bu sıkılaştırma, kredi musluklarının kapanması, istihdama zarar verip işsizliğe dönük bir riski artırmıyor mu? İkincisi de bu kurla ilgili özellikle sanayici ve ihracatçının beklentileri için ne diyorsunuz? Bu kurdan başlayalım bence. Bir defa Türkiye'de dalgalı kur rejimi var. Dolayısıyla kuru asıl belirleyen piyasadaki arz ve talep. Ama neye müdahale ediyor Merkez Bankamız? Kanunu gereği. Bakın kanunu açın okuyun yazar. Burada da. Spekülatif hadiselere, manipülatif hadiselere müdahale etmek kanuni görevi Merkez Bankası'nın. Ama bunun ötesinde piyasadaki döviz arzı, döviz talebi neyse dövizin fiyatı öyle şekillenmiş oluyor. Bu da sağlıklı bir şey. Sağlıklı bir durum. Çünkü piyasa esas itibariyle belirliyor. Fay hatları birikmiyor. Geçmişte Türkiye o 2001 krizinden önce sabit kur rejimi uyguluyordu.
Sabit rejimlerde enerji birikir birikir, birdenbire patlar ve her şeyi tahrip eder. Dalgalı kur rejiminde ise günlük, haftalık absorbe ederek ihtiyaçları gider. Dolayısıyla daha sağlıklı bir rejimdir. Bunu da devam ettiriyoruz. Burada hiçbir tereddütümüz yok. Şunu da ifade edeyim. Enflasyonla mücadele eden ülkelerin milli paraları güçlenir. Yani bu da yine genel bir şeydir. Yani siz çünkü milli paranın cazibesini... Bir şeydir genel anlamda. Evet, genel anlamda halkın aslında şeyi, uluslararası anlamda satın alma cebine giren para de, evet. Bakın bunu milli gelir hesaplarında da görüyoruz. Bu sene 1.3 trilyon dolar gözüküyor milli gelirimiz. Bu yılın sonunda ilk defa 1.3 trilyon doları aşan bir milli gelir. 15 bin dolar kişi başına gelirimiz 15 bin doları aşacak gibi görünüyor. Dolayısıyla uluslararası anlamda da bu ülkenizi farklı bir yere taşıyor. Milli paranız güçleniyor. Bunun bazı ihracatçıları etkilediğini, memnun etmediğini elbette görmek lazım. Ama şu gerçeği de görmek lazım. İhracatımız da arttı bu dönemde. Hmm. Bakın paramız değer kazanıyor, ihracatımız düşmedi makro rakama baktığınız zaman. Aksine ithalatımız düştü son bir yılda. Evet. Cari açığımız azaldı. Yani makro düzeyde bir sıkıntımız yok ama sektörel düzeyde elbette emek yoğun şeylerde zorlanan sektörler olabilir. Onu da iyi analiz etmemiz, farklı politika enstrümanlarıyla desteklememiz lazım. Biz kurla değil ama başka kanallarla ihracatçılarımızı destekliyoruz. Örneğin kurumlar vergisini 25 belirledik geçen yıl hatırlarsanız. Evet. Bankalara, finans sektörlerine 30 dedik. İhracatçıya ise 20 dedik. Niye bunu yaptık? İhracatçımızın yanında olduğumuz için, ihracatı önceleyen bir politikamız olduğu için. Yine reskont kredilerinde daha düşük bir kredi faizi uyguluyoruz ihracatçılarımıza. Buna benzer farklı enstrümanlarla ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu talebe kapımız kapalı o zaman. Şöyle kurla ilgili bir tartışmaya girmemiz doğru değil ama ihracatçımızı nasıl destekleriz? Hmm. Özellikle sorun, sıkıntı yaşayan sektörlerde neler yapılabilir? Tabii ki bunları tartışabiliriz. Burada Çalışma Bakanlığımızın yapacağı işler olabilir, Maliye'mizin yapacağı, bunlar Sanayi Bakanlığımızın, bunları tartışıyoruz. Biz her zaman reel sektörün yanındayız. Sorunlarının, sıkıntılarının çözümü için her türlü gayreti sarf ederiz. Ama programımızın genel çerçevesini de bozmadan, o genel ana kurgusunu bozmadan çeşitli enstrümanlarımız var bizim. O enstrümanlarla her zaman ihracatçımızın, reel üreticinin, yatırımcının yanındayız. Ondan hiçbir tereddüt olmasın. Yani bunu bir de özellikle bizde halkın ekonomi algısı dolarla. Şunu da dolar söyleyeyim. Dolar yükseliyorsa ekonomi kötüye gidiyor. Öyle. Bir şey var. İhracatçıları da, ya ihracatın bir kısmı da ithalat. Girdi ithal ediyor ihracatçı. Onu dış dünyaya satıyor. Dolayısıyla bu kurdaki şeyi sadece tek yönlü bakmamak lazım. Bir taraftan da ihracatçının girdi maliyetlerini düşürmüş oluyor. Bakın uzun zamandır petrol fiyatlarında bir artış yok. Bir takım emtia fiyatları gelirken artmıyor. Dolayısıyla bu da ihracatçılarımızın girdi maliyetini düşürüyor. Dolayısıyla buna tek yönlü bakmamak lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. İhracatın asıl belirleyicisi, kur tabii ki bir belli ölçüde etkiler ama çok da abartmamak lazım. Az önce makro rakamları söyledik. Artıyor. 264 milyar dolar olacak bu sene ihracatımız. Esas belirleyici olan dış dünyadaki talep. Bizim de en büyük pazarımız Avrupa Birliği, Avrupa ve MENA dediğimiz Kuzey Afrika ve Orta Doğu. %60'ı 70'i ihracatımızın bu iki bölgeye. Buralarda da her ikisinde de nispi olarak daha yüksek büyüme bekliyoruz önümüzdeki dönem. Dolayısıyla bu da ihracatımıza bizim ayrı pozitif katkı sağlayacak. İstihdam, işsizlik, konusu, reel sektör, yüksek faiz nedeniyle kredi musluklarının kapalı olması. Az önce söyledim. Yani geçici olarak bazı sıkıntılar enflasyonla mücadelede olabilir. İşte 3 ay, 5 ay bir sıkıntılar yaşanabilir. Ama esas itibariyle enflasyonla mücadele ile büyüme arasında bir çelişki yok. Tam tersine enflasyonun düştüğü bir ortamda istikrar güçlenir, öngörülebilirlik artar, yatırım ortamı iyileşir. Dolayısıyla geçici bazı sorunlar yaşanabilir. Oralarda da biz gerekli bazı tedbirleri zaten tartışıyoruz, alıyoruz. Reel sektörle de sürekli bir iletişim içindeyiz, istişare içindeyiz.
Ama esas olan kalıcı, sürdürülebilir bir büyüme ortamı sağlamak. Dolayısıyla enflasyonla mücadele aslında büyümenin zıddı, çelişkili bir şey değil. Esas itibariyle bu mücadele istikrar içinde sürdürülebilir büyümenin de zeminini oluşturmuş oluyor. Ama önce düşecek, ondan sonra şöyle, öyle mi? Geçen yıl 5.1 oldu büyümemiz. Hiç de küçümsenece dünyanın %3 büyüdüğü bir dönem. 14 yıl kesintisiz bir büyüme seyri getirdi Türkiye. Bu yıl ilk 6 ayda 3.8 oldu büyümemiz. Yıl sonu ortalama beklentimiz, tabii ki çeyreklik bazda değişebilir, 3.5 civarında bir büyümeyle bu yılı kapatmak. Ha, bizim tarihsel ortalamalarımıza göre biraz düşük. %5.5 civarında son 20 yıl ortalama büyümüşüz. İşte enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde bir miktar daha ılımlı bir... OVP'de de 4 bandındaydı. Onu biraz bir miktar aşağı yönlü revize ettik. 0.5 puan civarında. Bu kadar jeopolitik gerilimin olduğu bir ortamda da bu onda normal diye ifade etmek isterim. Ama yine büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyoruz. Özellikle istihdam tarafında tahminlerimizden de öte bir olumlu seyir gördük. Son bir yükselir bir yılda, gibi oldu işsizlik, sonra bir daha. Şöyle, istihdama önce bakacak olursak, yani işsizlik ayrı, o katılım oranından da etkileniyor. Son bir yılda 1.1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluştu Türkiye'de. Yani bu muazzam bir istihdam artışı oldu. Biz orta vadeli programda bu yıl için 10.3 öngörüyorduk işsizliği. Son revizede, güncellemede bunu 9.3'e revize ettik. Yani bir puan işsizlik oranı aşağı geldi. Bu çok çok önemli. Böyle sosyal gider açıdan mi peki bu? Yani amacımız tabii bir yıl içinde yani geçici, bunun etkileri hani geçici yükselişler, azalışlar her zaman olabilir. Ama bizim ana seyir %8 küsurlarda dönem sonunda tamamlamak, bizim amacımız o. Tek haneli işsizlik. Ve burada da özellikle genç ve kadın istihdamını arttırarak, onları daha fazla iş gücü piyasasına kazandırarak bunu başarmak istiyoruz. Buna yönelik hem makro politikalarımız var, hem de çalışma hayatına ilişkin, iş gücü piyasalarına ilişkin, eğitime ilişkin, mesleki eğitime ilişkin politikalarımız var. Yani istihdam tarafında gayet iyi bir tabloyla karşı karşıyayız. Tahminlerimizin de ötesinde, beklentilerimizin de ötesinde iyi bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Peki efendim. Şimdi şeyi de sorayım bu bağlamda. Biraz vaktimiz daraldı. Önemli sorularım var. Bu özellikle İsrail'in yürüttüğü savaşla alakalı ve bunun bize dönük yansımaları. Ama şeyi de sorayım kapatmadan. Mesela bu krediler, konut kredileri falan mesela daha vatandaşı doğrudan alakadar eden, ne zaman bir normalleşme olur? İşte bu istikrar güçlendikçe, biz hep onu söylüyoruz, faizlerde enflasyonda düşüş trendine girmek durumunda. Dünyada da zaten böyle bir eğilim başlamış bu durumda. Ne zaman olur bu? İşte zamanlamasını biraz Merkez Bankamız tayin edecek elbette, verilere, gidişata bakarak. O alana girmememiz daha doğru olur. Ama bizim siyasi olarak söylediğimiz hep şu: ikisinin de düşeceği bir ortam, enflasyonunda, faizlerinde. Biz ikisinin de tek haneli rakamlara kadar düştüğü bir seyri hedefliyoruz. Dolayısıyla bu 2026 perspektifi ama içinde. Ama suni bir şekilde değil, reel değişikliklerle zeminini sağlam bir şekilde oluşturarak bu süreç gidecek. Ha, aylık bazda şu olur bu olur, ona girmemiz doğru olmaz. Ama genel eğilimin bu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçlerde enflasyonun da faizlerin de düştüğü, dolayısıyla bunun bütün alanlara yansıdığı bir dönemi hep birlikte daha fazla göreceğiz. Bir miktar mesela düşüşler şimdiden görüyoruz. Hani daha Merkez Bankamız politika faizini bile değiştirmeden bazı alanlarda istikrarın getirdiği etkiyle bir düşüşler görüyoruz. Hazinemizin mesela borçlanma faizinde çok ciddi bir düşüş var. Geçen 3,5 milyar dolarlık bir borçlanma yaptı hazinemiz. İşte 7'nin altını ilk defa gördü. %7'nin altında bir faiz oranıyla. İşte geçen sene %10'lardan daha fazla rakamlardan bahsedilirken bugün çok ciddi anlamda bir düşüş var. Dolayısıyla bunlar belli bir, artık o sürece girmiş durumdayız, evet, Mehmet Bey. Yani daha öngörülebilir. Günlük dalgalanmalardan bahsetmiyorum, aylık dalgalanmalardan, ama artık önümüzdeki süreç enflasyonunda, faizlerinde, her alanda gerilediği bir süreç olacak. Yalnız bunu suni bir şekilde bir takım kredi faizlerini
düşürerek enflasyonu arttırıcı, fiyatları arttırıcı bir etkide de bulunmak istemiyoruz. Anladım. Sağlıklı bir şekilde ve kalıcı bir şekilde bunları gerçekleştirecek politikalar izliyoruz. Peki efendim. Şimdi son dönem dünyanın gündemi bu İsrail'in yürüttüğü savaş. En son işte Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı da öldürdüler. Şimdi bunu tabii herkesin merak ettiği ülkemizde bu gelişmeler Türkiye'ye etkisi ne olur? Türkiye ekonomisine etkisi ne olur bu olup bitenlerin? Bu anlamda tedirginliğiniz, endişeniz var mı? Şimdi öncelikle tabii İsrail'de geçen yıldan bugüne büyük bir insani dram yaşanıyor. Hakikaten hepimizin yüreğini yakan, işin insani yönünü öncelikle vurgulamak isterim. Bir katliam yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Uluslararası Adalet Divanı önünde Netanyahu hükümeti şu anda aslında sanık konumunda. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman hiçbir tartışmanın gölgelememesi lazım bence. Her fırsatta bunu gündeme getirmemiz, ifade etmemiz çok önemli. Ben şu anki İsrail hükümetinin bu suçlarını gizleme çabası içinde, örtme çabası içinde olduğunu düşünüyorum doğrusu. Olayı daha bir yaygınlaştırarak, bölgesel hale getirerek Gazze'de işlediği bu insanlık suçlarını örtmeye çalıştığını düşünüyorum. Bir taraftan da barış yapmak istemeyen bir güç olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Daha geçtiğimiz dönemde barış müzakerelerinin tarafı olan rahmetli İsmail Haniye'yi biliyorsunuz yine bir suikastla şehit etmişlerdi. Dolayısıyla burada İsrail'in tavrı çok açık. Bunu bir kez daha Lübnan'da da gösteriyor. Barış istemiyor. Savaştan yana sürekli bir şekilde bir katliam siyaseti izliyor. Ve bir taraftan da çatışmaları bölgeye yayıp farklı uluslararası güçleri de bölgedeki bu çatışmaların parçası haline getirmeye çalışıyor. Benim gördüğüm bu. Dolayısıyla buna karşı çok uyanık olunması lazım. Uluslararası toplumun da buradaki hadiseyi, özellikle Gazze'de yaşanan hadiseyi unutmaması lazım. Evet. Bu İsrail'in bölgesel tansiyonu yükseltme, çatışmayı bölgeye yayma çılgınlığına da diyelim, hep birlikte dur denilmesi lazım. Tam aksine bizim ihtiyacımız olan bölgesel çatışma değil, Gazze'deki ateşkesin sağlanması, oradaki insani dramın sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı bir siyasi çözümün oluşturulması. Ekonomik etkilerine gelecek olursak, evet. Biliyorsunuz biz İsrail'le bütün ticaretimizi kestik. Yani o anlamda İsrail'de yapılan hadise, ticaretle ilgili meseleler, o etkiler zaten realize olmuş durumda. Dolayısıyla orada yeni bir etki beklememek gerekir. Ama bölgesel çatışma riski burada. En kritik olan o bence. Ekonomileri bizi de dünyayı da daha çok etkileyecek olan bu çatışmanın bölgesel boyutunun güçlenmesi. Bu işte petrol fiyatları, enerji fiyatları üzerinden, ticaret kanalları üzerinden bizi de dünyayı da etkileyebilir. Ama temenni ederiz ki tabii böyle bir şey gerçekleşmesin. Bu yönde de bütün sorumlu ülkelerin, kurumların müdahil olması lazım. Daha büyük bir ittifakın bu çılgınca diyelim eylemlere karşı bu ittifakın, daha aklı selim bir ittifakın, ahlakı, hukuku, insanlığı öne alan bir ittifakın mutlaka buradaki gidişata dur demesi lazım. Peki efendim. Şimdi bu İsrail'in Hizbullah'a dönük çağrı cihazlarına yaptığı bir saldırı oldu, evet. Ve ondan sonra da bu siber güvenlik meselesi çok ön plana çıktı. Bu konuda Türkiye'de de bir çalışma yapıldığına dair Sayın Hakan Fidan'ın bir açıklaması oldu, ama siz daha detaylı bir bilgi verebilir misiniz bu çalışmanın mahiyetine dair? Bir 3-4 dakikalık vaktimiz kaldı. Şöyle dediğiniz çok önemli. Hakikaten ibret alınması gereken bir durum. Teknolojik bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu Lübnan'da yapılan bu saldırıda bir kez daha görmüş olduk. Ben hep altını çizerim. Bir hukuki bağımsızlık vardır. Bir de reel bağımsızlık. Bir ülke reel, gerçek anlamda bağımsız olmak için mutlaka teknolojide bağımsız olması lazım.
bilgi üretmesi lazım, bunu teknolojiye dönüştürmesi lazım. Başkalarının bilgisiyle, teknolojisiyle bir yere kadar gidebilirsiniz. Öyle bir kritik an gelir ki o ayaklarınızın altındaki şeyi, halıyı çekerler ve ortada kalırsınız. Türkiye son 20 yılda savunma sanayine muazzam yatırımlar yaptı ve bunun işte meyvelerini şu gün görüyoruz. 5,5 milyar dolar Mehmet Bey geçen yıl ihracat yaptık savunma sanayinde. Paramızla alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parasıyla satıyoruz. Böyle bir noktaya gelmiş olduk. Bu yılda 7 milyar dolar bekliyoruz. Ama sadece savunma sanayi yetmez. Artık siber alanda çatışmaların, işte kavgaların çok yoğunlaştığı bir alan. Bu yapay zeka uygulamalarıyla bu alanlarda çok farklı risklerin de ortaya çıktığını biliyoruz. Vatandaşımızın veri güvenliği için ve milli güvenliğimiz için, hem bireysel hak ve özgürlükler için hem de devletimizin güvenliği için, milli menfaatlerimiz için siber alanda da en az diğer alanlar kadar güçlü olmak zorundayız. Bu çerçevede birçok kurumumuzda birimler zaten oluşturmuştuk. Onlar çalışmalarını bugüne kadar yaptılar, yapıyorlar. Ama daha güçlü bir yapıya ihtiyaç olduğunu gördük. Uzun bir süredir benim başkanlığımda bir çalışma yürütüldü. İlgili tüm kurumlarımızla birlikte ve geldiğimiz noktada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde geldiğimiz noktada aşağı yukarı yeni bir yapılanma şekillendirmiş durumdayız. Cumhurbaşkanlığına bağlı çok güçlü bir birim oluşturmak istiyoruz. Ve bu şirketleri akredite edecek süreçleri, ürünleri, sistemi sürekli bir şekilde kontrol edip açıklarını tespit edip giderecek, uluslararası gelişmeleri takip edecek çok güçlü bir siber güvenlik başkanlığı tasarımız var. Bunu inşallah önümüzdeki dönemde meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılacak kısımları var. Kanuni düzenleme yapılması gereken boyutları var. Bütün bu boyutlarıyla önümüzdeki süreçte bu konuyu da siber güvenlik başkanlığı mı olacak bu? Şu an için öngördüğümüz o. Tabii bunlar zaman içinde isimler, şunlar bunlar değişebilir ama esas mesele güçlü bir koordinasyon yapısı ve bu alanda Türkiye'nin risklerini düşüren, çok daha güçlü bir şekilde bu alanda politikalarını uygulayan bir yeni kurumsal yapılanma. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için hafta bu yoğun programınız arasında. İzleyenlere de iyi, güzel, huzurlu bir hafta sonu diliyoruz. Sizi de tekrar tebrik ediyoruz ekibinizle birlikte. Artık 700 gelecek hafta. Binleri de görürüz inşallah. Birinci programı sizinle yapmak isterim eğer. İnşallah. Sağ olun. Ömrümüz yeterse evet. Sağ olun efendim. Peki, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim izlediğiniz yeni sezonunun ilk Başkent Kulisi'ni 699. programı. Ben de tabii kapatırken ekip arkadaşlarım da stüdyoda şu anda sizin görmediğiniz bu 19 senedir büyük bölümü bizlerle birlikte çalışan arkadaşlarımızın da katkısıyla bu programları yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı konuğumuz oldu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.